Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Toyota Corolla. Hatta yeni, aman canım ne zahmet ettiniz makyajlı Corolla. Köklü tarihiyle 12 nesil boyunca üretilen Corolla, efsane kasa tabirinin doğduğu otomobil olarak sağlamlık ve uzun ömürlü konusunda rakipsiz. Her ne kadar SUV modasına bir isim vermiş olsa da, sedan kasanın da halen sevilip tercih edilmesi onun ömrüne ömür katacaktır. E tabi şu elektrikli modasına yenilmezse. Neyse gelin lafı hiç uzatmadan bize yakışır şekilde yeni Corolla'ya dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Toyota Corolla'nın tarihi 1968 yılına kadar uzanıyor. Gerçek anlamda bir efsane olmasına ramak kalan Corolla, son olarak Cross hamlesiyle adını yaşatmayı isterken tamamen elektrikli BZ3 ile klasik Corolla'nın fişini çekecek. Köprüden önceki son çıkış olan Süreyya Hanım'ın muhteşem değişim makyajıyla teknoloji ve motor seçeneklerinde yenilenmeye gitti. Toyota tarafından geliştirilen TNGA GAC platformu üzerinde üretilen yeni Corolla'ya yönden baktığımızda makyaj farkını farlarda görüyoruz. İçerisindeki üçlü çizgiler ikiye düşürülüp LED gündüz farlarına dönüşmüş. Sinyal lambalarının da LED'e dönmesiyle yeni Corolla çok daha dinamik görünüyor. Farların haricinde panjur ve tampon tasarımıyla aynı kalan yeni Corolla'yı satın almak için bu güncelleme pek geçerli bir neden mi? Henüz karar vermek için erken. Profilde makyaj mı? Aman. Aman. Hayır. Asla. Özellikle de böyle ufak makyajlarda en az değişim olup, hatta çoğu zaman hiç değişmeyen profilde Corolla bizi şaşırtmadı. Güzel ve etkili bir tasarıma sahip olan Corolla'yı ben her dönem beğeniyorum. Özellikle de C segmentindeki diğer rakipleriyle kıyaslandığında kendini gösteren bir duruşu olması bunu da etkili. Düz ve sade çizgilerin kullanıldığı profilde makyaj lansman modeli üzerindeki jantlar bizden yıldızı kaptı. 17 inç boyutunda olan bu güzel jantları GR donanımda 18 inç olarak alabilirsiniz. Renk seçeneklerinde ise tamamı koyu renklerdeki 8 farklı seçenek beğeninize sunulmuş. Haydi gelin iki Corolla arasında 7 farkı bulma oyunu oynayalım. Hadi profili anladık, fazla masrafa gerek yok deyip makyaj öncesiyle aynı bıraktınız. Peki arka tarafta ne istediniz be? Yeni Corolla ile makyaj öncesinin arka tasarımlarını kıyasladığımızda LED stopları haricinde bir fark göremiyoruz. Tasarım olarak baştan sona aynı kalan arka tarafta krom detaylar onun daha iyi görünmesini sağlıyor. Tok bir duruşa sahip olan Corolla arkasına çok güveniyor olacak ki tasarımını koruyarak yoluna devam etmiş. Bize de bunca yılın hatırına bir yıldız vermek düşer. Hiçbir şeyin değişmediği yeni Corolla'da boyutlar değişir mi? Yeni Corolla 4630 mm uzunluğunda, 1780 mm genişliğinde ve 1435 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Dingil mesafesinde ise 2700 mm ile var olan konforunu korumaya devam ediyor. Abi zaten kabin öyle güzel ki yenilense hata olur diyorsanız siz daha bir şey görmediniz derim. Tamam, şimdi yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Gömelim ama o kadar da değil. Son demlerini yaşayan yeni Corolla'nın makyaj sonrası hoş detaylarına girmeden hemen önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize aşağıdaki abone ol butonuna basarak abone olmalarını hatırlatmak istiyorum. Gelelim yeni Corolla'ya. Kapılardan geçip şöyle iç mekana bir göz attığımızda C segment bir otomobilde olduğumuzu hiç unutmadan yanal destekleri yeterli, baldır destekleri iyi olan koltukları görüyoruz. Bu koltuklara oturduğunuzda ise ellerinizin arasında makyaj ünitesiyle aynı kalan direksiyon simidi geliyor. Kullanımını tecrübe ettiğim kadarıyla güzel bir hissiyatı olan bu direksiyon üzerinde ayar tuşları bulunuyor. Şimdi geldik asıl olaya. Makyaj ünitesinde analog olup makyajla birlikte 7 ya da 12.3 inç büyüklüğünde satın alınabilen dijital gösterge ekranı içerinin tüm havasını değiştirmiş. Hani dış mekanda sormuştum sırf bu makyaj için değiştirmeye değer mi diye. İşte bana soracak olursanız bu grafikleri, teması ve çözünürlüğü başarılı olan bu ekran için değebilir. Tabi hepsi bu ekranla da bitmiyor. Konsolun ortasındaki 8 ya da 10.5 inç büyüklüğünde gelen ve makyaj önlüsüyle kıyaslandığında arasında dağlar kadar fark olan dokunmatik multimedya ekranı da bu kararı etkiler. Üzerinden kablosuz olarak Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı da yapılabilen bu ekranın dokunmatik hassasiyeti, kullanımımızı ve ekran çözünürlüğü çok başarılı. Sade bir duruş olmasıyla benim çok beğendiğim konsolun aşağısına doğru inerken havalandırma çıkışları ve klima kontrol ünitesine yer verilmiş.
orta konsola indiğimizde ise kablosuz şarj standını ve opsiyonel koltuk ısıtma tuşlarını görüyoruz. Dikişli detaylarıyla şık ve lüks görünen iç mekanda sade bir vites kolu ve elektronik el frenine yer verilmiş. Ha, üst açık bardaklıkları da geçmeyelim. Yeni Toyota Corolla'nın arka koltukları tam anlamıyla sınıf standartlarında kalmış diyebiliriz. Düz ve desteklerden yoksun koltuklarında rahat yolculuklar geçirebilirsiniz. Konfor öğeleri konusunda orta konsol üzerinde USB bağlantı noktası ve havalandırma çıkışlarına yer verilen yeni Corolla'nın başka bir ekstrası yok. Sedan oluşuyla yük konusunda seçici olan Corolla'nın bagaj kapağının altında 471 litre hacim sunuluyor. Toyota'ya ve onun nazarında Corolla'ya olan sonsuz güvenin temsilcisi, sürücü yardımcı özellikleri bir makyajı hak etmiş. Güvenlik ve sağlamlık denildiğinde benim babam Toyota gibi adam dedirten Corolla, T-Mate adı verilen sürücü destek sistemleriyle bunu taçlandırıyor. Toyota Safety Sense 3 isimli aktif güvenlik paketi içerisinde yaya, bisikletli ya da araçları tespit ederek olası kazaların önüne geçen önden çarpışma önleyicisi. Sistem aktifken sizin fark etmediğiniz durumlarda aracı tamamen durdurmak için frene basan acil durum sürüş durdurma sistemi. Direksiyona da müdahale ederek adeta yarı otonom sürüş sunan akıllı şerit takip sistemi. Yine otonom sürüşe destek olarak yaya ya da araçlara fazla yaklaştığınızda direksiyona müdahale eden proaktif sürüş desteği. Otomatik yanan uzun farlar. Yol üzerindeki trafik işaretlerini sensörlerle tarayarak bunları ekran üzerine yansıtan ve bu kurallara uymadığınızda sizi uyaran trafik işaretleri okuma sistemi. Tüm hızlarda çalışarak gaza ya da frene basmadan seyahat etmenizi sağlayan adaptif hız sabitleyici. Yeni Toyota Corolla'da sahip olmaktan zevk alacağınız güvenlik ve sürücü yardımcı sistemleri arasında bulunuyor. Buna ek, süspansiyon tarafında önlerde MacPherson tam bağımsız sistem kullanırken arkalarda bağımsız çift salıncak kullanılmış. Frenlerde ise önlerde havalı kanallı disk, arkalarda sadece disk fren bulunuyor. Toyota'nın en başarılı olduğu konulardan biri olan motor seçeneklerinde yeni Corolla'da bizi neler bekliyor? Benim Toyota'da açık ara desteklediğim ve en çok beğendiğim şeylerin başında motor seçenekleri geliyor. Özellikle de kesinlikle favorim olan benzin ve elektriğin birleşimi hibrit motor tarafındaki gücü de bunda etkili. Yeni Toyota Corolla'da şu an Türkiye'de iki farklı motor seçeneği sunuluyor. Biri benzinli, diğeri hibrit olan motorların benzinli tarafında 1.5 litre hacminde olup 125 beygir güç, 153 Nm tork üreten motor bulunuyor. 6 ileri manuel ya da Multidrive S otomatik şanzımanla satın alınabilen bu motorun ortalama yakıt tüketimi 6 litre. Benim favorim hibrit tarafında ise 1.8 litre, 98 beygir güç, 142 Nm tork üreten benzinli motorla 95 beygir güç, 185 Nm tork üreten elektrikli motor birleşiyor. Toplamda ise 140 beygir gücüne ayarlanmış. E-CVT otomatik şanzımanla yönetilen bu motor 4.5 litre yakıt tüketimine sahip. Yeni Toyota Corolla sedan şu an tüm Avrupa ülkelerinde olmasa da satıldığı ülkelerde 20 bin dolar civarında bir fiyatta alıcılarını bekliyor. Türkiye'de ise 723 bin liradan başlıyor. Güncel fiyatlar için sizleri yorumlara bekliyorum. Yeni Toyota Corolla'nın baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben bu özelliklerde bir sedan otomobili arasaydım kesinlikle hibrit motoruyla Toyota'ya bir şans verirdim. Peki siz yeni Corolla hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Corolla hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.